Yaratıcısı sevgili Erkan Özerman'ı alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Ben de Özer'i bekliyorum. Alkışlarını bence bu kadar alkış yeterli olmaz gibi düşünüyorum. Teşekkür ederim. Sahneyi sana önden çıkar mı sahneye güzel kızım? Tabii ki kulisteydim. Seni seyrediyorum. Seni hep önde görmeye alışırım çünkü ben. Saygıdeğer hanımefendiler ve beyefendiler. Aklı olan 35 sene bu işi yapmaz. Demek ki ben pek o konuda akıllı sayılmam. Daha da ileri gidiyorum. Bir meslekte 65 yıl kalınır mı? Biraz uzun kaldım galiba. Burada alkış var. Ben izniniz olursa bir virgül koymak istiyorum burada. Sevgili Seyhan Soylu çok şahane bir önden tüyo verdi bana. 35 sene içerisinde çok şey yaşadım, çok şey gördüm. Ve bence bu salon ayağa kalkmasıyla almışlar. Hayır, kimseye yorma, otursunlar ne olur. Çünkü yapmayın, teşekkür ederim. Çünkü şöyle bir bakar mısınız? Bakayım. İstanbul'u seçmeyin. Ne kadar şık.
hanımları ve 18-19 yılında arkadaşların hepsi gençler. Bakar. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bugüne kadar çok yarışma yaptım ama ön sırada yalnız hanımların oturduğu bu kadar güzel bir jüriyi ben de ilk defa kavuştum. Teşekkür ediyorum. Hanımefendiler ve beyefendiler, 35. kez Türkiye Best Model yarışmasını yapıyor. Benim için bu gecenin çok ufak bir özelliği daha var. 43 yaşına basıyorum. Geceleri saymıyorum tabii. Müstesna değerleri de var. Ve bu gece beni yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederim. Çünkü büyük bir neşe içinde hazırlanacağımı zannederken benden daha kıdemli bir abimiz, Türkiye'de şov dünyasının en iyi spikeri, şovdan başlayıp spora kadar Türkçeyi en güzel kullanan, kullandığı kelimelerle adeta bütün lügatı değerlendiren, şu anda mesleğimizin duayeni diyorlar. Ben o Fransızca kelimeyi kullanmıyorum. En kıdemli abisini kaybettim. Yarın da toprağa veriyoruz. Hepiniz tanıyorsunuz. Onun için ona selam veriyorum. Onların başlattığı bu güzel mesleği
devam ettiğim için gurur duyuyorum. Teşekkür ederim. Bir şey söyleyeyim mi? Bu anlattığım kelimelerle salonda oturan herkes o beyi tanıdı. Tabii ki. Onun tabii bir özelliği daha vardı. Dayanamadım. Anlatmak istiyorum. Birisine kızmışsa, birisi yanlış yapmışsa, onu Türkçenin öyle kelimelerini bulurdu ki ve neticede ne olurdu? Kavga etmeden kalitesiyle, zarafetiyle olayı anlatırdı. Biz çok az bu değerde insana kavuştuk. Şimdi programın başında değil ama programın ilerleyen saatlerinde söylemek istediğim bir şey vardı. Bana büyük bir sürpriz yapıldı. Yalnız hanımlardan meydana gelen jürinin ortasında bir bey oturuyor. Yani hem de bayağı hızlı bir bey. Hepinizi çok iyi tanıdı. Ve benim çok sevdiğim bir sanatçı. Best model dünyamızda çok emeği var. Kıbrıs'ta yapılan bütün yarışmaları beraber takdim etti. Ve bizimle beraber bu 35 yılın içinde en az 15 yılını bizle beraber geçirdi. Bana sürpriz yapıp gelmiş. Çok teşekkür ediyorum Mehmet Ali Bey. Sevgili Mehmet Ali Erbil. Mehmet Ali Erbil, kalk. Beni bir seni almışsın. Sevgili Mehmet Ali, daha evvelden karar verdiğimiz için yalnız hanımlar oturuyordu. Ama senin için bir mahsur yok gibi geldi bana. Bence sen... şu an salondaki en mutlu erkek kendisi, değil mi? Biliyor musun, bazı insanlar var ki, bazı dostlarım sizler gibi. Allah daha fazla uzun ömür versin diyorum. Çünkü yerleri dolmuyor bu insanların. Ve senin o hastalıklardan sonra ilk defa kalkıp bir yarışmaya gelmiş olman ne kadar güzel bir vefa, ne kadar güzel bir dostluk. Çok teşekkür ederim. Bu mikrofonu benim elime verirseniz, yani önünde oturanlara dair olmasın. Nasılsınız? Ne var, ne yok desen sabahsız başlayalım. Onun için ben size veda ediyorum. İyi eğlenceler dilemiyorum. Çünkü bu bir eğlence değil. Bu bir yarışma ve bir gösteri. Türkiye daima kaliteli gösterilere yer versin. Ve neticede bir enstitüsyon, bir gelenektir. Bizi takip etsinler. Ve neticede onlar da başarılarını yaşasınlar. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz Sayın Erdem Özer'in. Ve finalistlerimizi de başkanımızla birlikte sahne arkasına doğru uğurlayalım. Çok kısa bir süre sonra finalistlerimiz bayolu geçişlerini gerçekleştirecekler. Arkadaşlarımız da pastayı alsınlar.